Kayyum ataması bugün Kürt halkının öncelikle Van halkıyla denenen, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atılan kayyuma karşı, Van Serdalanı ile karşı karşıya kaldı kayyum atayanlar. Bugün de aynı şekilde Hakkari'ye deniyorlar. Hakkari'ye şeyine kayyum atandı, Colemerk'e kayyum atandı. Buna karşı hem Hakkari'de, hem İstanbul'da, hem coğrafyanın birçok noktasında eylemler, basın açıklarına plan gerçekleştirildi. Bunun bir bu kayyuma karşı, bu saldırılara karşı topyekun cevap vermek, buna topyekun bir şekilde karşı durmak büyük bir mesele. Bu her noktada, her alanda bu saldırıya karşı bu en basit taleplerin bile yerine getirilmesi için bu miting ya da bu oradan çıkacak, oradaki yükselen ses burada kayyuma karşı olacağımızı, duracağımızı, olmaya devam edeceğimizin bir göstergesi olacak. Biz İnşaat İşçileri Sendikası olarak 29 Haziran'da gerçekleşecek kayyuma karşı mitingde Kartal'da saat 19'da miting alanında olacağız. Ve tüm üyelerimizi, İnşaat işçileri başta olmak üzere bütün iş kolunda çalışan işçileri, emekçileri, öğrencileri, gençleri, toplumdaki bütün bireyleri o alana birlikte omuz omuza bu kayyumlara karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Aslında Hakkari Belediyesi'nde atanan kayyum bugün sınıfa yönelik, işçi sınıfına yönelik saldırılardan ayrı olmadığını düşünüyoruz. Bugün bu ülkede işçilerin emeği gasp edilirken aynı zamanda özgürlüklerinin gasp edildiğini biliyoruz. Kürt halkının da aslında seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesinin bu saldırılardan ayrı tutulamayacağını düşünüyoruz. İktidar bu ülkede ses çıkaran, hakkını arayan, en temel demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkan tüm kesimlere tüm zorba aygıtlarıyla topyekun bir şekilde saldırıya geçmiş durumda. O yüzden de aslında İstanbul Emek Demokrasi ve Barış Güçleri'nin 29 Haziran'da Kartal'da yapacağı mitinge katılımın tam da böylesi günlerde aslında hem iktidarın saldırılarına dur diyebilmek adına hem de elimizden alınan tüm hakların bir bir geri alınabilmesinin önünün açılabilmesi adına da çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de biz de emek örgütleri olarak da 29 Haziran'daki mitinge katılacağız. Buradan da çağrımızı yapalım. İstanbul'da yaşayan tüm işçi emekçileri, Kürt halkını o mitinge katılmaya çağırıyoruz. Bu kayyuma karşı ses yükseltilmediği koşullarda bu kayyum aynı zamanda sendikalar, emek örgütleri bakımından da bir tehlike arz ediyor demektir. Yani yarın bir gün kendisine gelmeyeceğinin garantisi yok. Yani siyasal iktidara ve patronlara karşı mücadele eden emek örgütlerinin sınırı açtıkları koşullarda, onların iradesi, sermaye ve patronların iradesine karşı mücadeleyi geliştirdikleri koşullarda aynı baskıyla, belki kayyum atamayacaktır ama daha fazla baskıyla karşı bu kayyum saldırısını aynı zamanda emek örgütleri kendilerine yönelik bir saldırı olarak görmeliler. Bu konuda çok aktif bir tavır almak zorundalar. Çünkü Kürt halkı için olmayan bir seçme seçilme hakkı yarın bir gün kendisi için de olmayacak anlamına gelir. Dolayısıyla bu da çok net bir tavır koymak gerekiyor irade gaspına karşı. Biz mesela Linter Sendikası olarak o günkü mitingde yer alacağız. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için. Emeğimiz ve özgürlüğümüz için, hakikaten emeğimiz ve özgürlüğümüz için mücadele etmek istiyorsak bir anlamıyla bu kayyum saldırısı özgürlüğümüzün gasp edilmesi anlamına gelir. Buna karşı da 29 Haziran'da yapılacak olan mitinge kayıtsız şartsız katılacağız ve tüm demokratik kitle örgütlerine, emek örgütlerine, emekten yanayım diyen tüm örgütler, sendikaları, emek örgütlerinde bu mitinge çağırıyoruz. Seçilmiş iradeye karşı Hakkari Belediyesi'ne atanan, seçilmiş iradeyi yok sayan kayyumları tanımıyoruz. Kayyumlara hayır diyoruz. İrade halkın iradesidir, Kürt halkının iradesidir. Bu iradeye de sahip çıkılmak zorundadır. Emek ve demokrasi güçlerinin tamamının atanan kayyumlara karşı ortak refleks geliştirip ortak bir halk hareketine dönüştürmesi gerekiyor. Bunun içinde mücadelenin en önemli ayağı olan İstanbul'da bu mücadelenin başlangıcı olmalı ve bu mücadeleye bütün emek güçleri, demokrasi güçleri destek vermelidir.